Devam ediyoruz. Bu Ateş Çemberi'nin yorumlarını almaya iki değerli konuğumuz bizimle birlikte. İTEPİ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Deniz Tansu. Sayın Tansu hoş geldiniz. Hoş bulduk, efendim. Yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Ve Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Poyraz Gürson. Sayın Gürson siz de hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar Deniz Hocam'a da saygılar. Merhaba Hocam, saygılar Poyraz. Dezavantajlı noktada uzakta olduğunuz için sizden başlayayım Poyraz Hocam. Bu Suriye'ye harekat malum NATO isteği, hevesi önünde ben bu test olarak koyuyorum da dediği bir unsur Türkiye'nin. Yunanistan'ın tırmandırdığı gerilim, iki değerli hocamızın da sürekli yorumlarını aldığımız iki önemli mesele. Bir bağlantı var mı Sayın Gürson bunlar arasında? Yani Yunanistan bir anda çünkü... Tabii ki silahlanmaya devam ediyordu. Tabii ki Amerika 7'ye 10 dengesini çoktan kaybetmişti. Ama gelinen noktada Ukrayna Savaşı'yla bir idrak, bir aydınlanma geldi diye düşündüğümüz, Miçotakis'in İstanbul'a geldiği, üçüncü devletleri aman aradan çıkaralım dediği bir dönemde tam tersi noktaya savrulması. Türkiye'nin Suriye'ye harekat restiyle sizce bir bağlantısı var mı ve Yunanistan savaş mı çıkarmak istiyor, çıkarır mı? Şimdi burada jeopolitik oyun birbiriyle ilintili Sayın Hanım. Önce onun altını çizeyim. Çünkü Yunanistan vertigo olmuş gibi şu an yönünü kaybetmiş bir vaziyette dış politikada. Dolanıyor yani durumsal davranmaya çalışıyor ama ABD'nin kuklası vaziyetinde. Burada da asıl oyun aslında Rusya'yı Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği dahil kuzeyden güneye Ege'de de Montreux'u da gerekirse iptal edecek tarzda Ege'de sıkıştırarak Rusya'nın kuzeyden Akdeniz'e inmesini engellemek. Dolayısıyla burada jeopolitik oyun Batı'da bu güvenceyi aldıktan sonra ABD için doğuya kaymak ama istenilen şekilde gelişmiyor Ukrayna'da iki taraf için de gerek ABD için Ukrayna tarafı için gerek Rusya için harekat. Dolayısıyla şu anda Rusya'nın özellikle Donbas bölgesindeki ağır baskısı ve zırhlı birlik harekatına da şu an zemin müsait olduğu için Ruslar da var gücüyle daha fazla toprağı ele geçirecek şekilde harekatı yürütüyorlar. Dolayısıyla birbiriyle ilintili. Ekim ayında da biliyoruz ki ABD'de seçim var. Dolayısıyla İsveç, Finlandiya dahil Biden'ın en önemli ellerindeki seçim kozları. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında şu anda jeopolitik menfaatleri bu çatışmaların ben başından itibaren dengeli bir diplomasi izlediğimizi görüyorum. Ama şu anda Barış Pınarı devamı 5. harekatında yapılması için özellikle en üst seviyede zaten Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Tel Rifat ve Membiç bölgesini. Evet. Ben ABD'nin de burada uzun süre PYD'yi destekleyerek kalacağını düşünmüyorum ama İsrail'de de bölgede çok ciddi gelişmeler meydana geliyor. Dolayısıyla bir yönetim değişikliği de buradaki güvenlik algısında İsrail'in Türkiye'ye umarım daha fazla yönelmesini getirir Sayın Nurhan.